Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Levent Döndü. Petrolkent İMKB Ortaokulu matematik öğretmeniyim. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS örnek sorularını çözeceğiz. Dilerseniz ikinci ünite birinci sorudan başlayalım. Uğur öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan karekökli sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayıyı buldurabilmek için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır. Yani tam kare olmayan karekökli sayıların hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu buldurmaya çalışıyor. Daha sonra Uğur öğretmen öğrencilerine 2 birim kare ile oluşturulan şeklin alanının 1 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan kök 2'nin değerinin kök 1'e daha yakın olduğunu, 3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan kök 3, kök 5 ve kök 6'nın değerinin kök 4 yani 2'ye daha yakın olduğunu söylemiştir. Son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kağıt dağıtan Uğur öğretmen, öğrencilerinden bu kağıda karekökün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiştir. Yani 3 tam sayısına yakın tam kare olmayan karekökli ifadeleri istiyor bizden. Ancak şuranın altını çizmek istiyorum. Şuranın altını çizmek istiyorum. Tam kare olmayan sayıları istiyor bizden. Öğrencilerin kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekir diyor. Yani 3 tam sayısına yakın, 3 doğal sayısına yakın olup ancak tam kare olmayan karekökli ifadeleri istiyor. 3 tam sayısına yakın olabilmesi için şöyle bir kuralımız olması gerekir. Ya 2 ile 3 arasında olmalı ya da 3 ile 4 arasında olmalı bu karekökli sayılarımız. Çünkü 4'ten büyük karekökli ifadeler 4'e daha yakındır. 2'den küçük karekökli sayılar 2'ye daha yakındır. Bizden 3'e yakın olanları istediği için 2 ile 3 ve 3 ile 4 arasındaki sayılara bakmamız gerekiyor. Ancak karekökli ifadelerde çalışma yapacağımız için tüm sayıları aynı şekilde yazmamız gerekiyor. 2'nin karekök değeri 4'tü. 3'ün karekök değeri 9'du. Karekök 9'du. 4'ün kök değeri karekök 16. Yazıyorum. Şöyle yapabilirim. Bir sayı doğrusu üzerindeymiş gibi düşünebilirim. Sayı doğrusu üzerindeymiş gibi düşünelim. Burası kök 4. Burası kök 9. Şurası da kök 16 olsun. Karekök 4'ten sonra kök 5, karekök 6, karekök 7 ve karekök 8 ifademiz vardır. Karekök 9, karekök 10, karekök 11, karekök 12, karekök 13, karekök 14, karekök 15 ve karekök 16'mız burada duruyor. Şimdi hangi sayının hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulmamızı istiyor. Yani 2 ile 3 arasındaki sayılardan başlayalım. Hangisi hangisine yakın? Kök 5 2'ye 1 birim uzaklıkta ancak 3'e 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta. Kök 5 3'e değil 2'ye daha yakın diyebiliriz. Aynı şekilde kök 6 1, 2 birim uzaklıkta 2'ye ancak 3'e 1, 2, 3 birim uzaklıkta. Kök 6 da 2 tam sayısına daha yakın. Aynı şekilde saymaya devam ediyorum. Kök 7 1, 2 birim uzaklıkta 3'e 1, 2, 3 birim uzaklıkta 2'ye. Diyebilirim ki kök 7 3 tam sayısına daha yakın. Kök 8 zaten 3 tam sayısının yanında olduğu için 3'e daha yakındır. Kök 9 direkt 3'e eşitti zaten. Kök 10 sayısı 3 tam sayısına 1 birim uzaklıktayken 4'e 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzaklıkta. Tabii ki de 3'e daha yakın. Kök 11 1, 2 birim uzaklıkta. 3 tam sayısına daha yakın. Kök 12 1, 2, 3 birim uzaklıkta 3'e. 1, 2, 3 ve 4 birim uzaklıkta 4'e.
kök 12 de 3'e daha yakındır. Kök 13'e gelelim. 1, 2, 3 birim uzaklıkta 4'e. 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta 3 tam sayısına. Yani bu 4'e daha yakındır. Bunlar da bakmama gerek yok. Zaten şekil olarak da gözüküyor. 4 tam sayısına daha yakınlar. Şimdi 3 tam sayısına yakın olan sayıları yazacak olursak karekök 7, karekök 8, karekök 9 zaten 3'e eşit. Bizden tam kare olmayanı istiyordu. Karekök 9 tam kare bir sayıdır ve 3'e eşittir. Devam ediyorum. Karekök 10, karekök 11 ve karekök 12. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4 ve 5 adet şekil çizmesi gerekir. Evet çocuklar, ikinci soruya geçiyorum. İkinci sorumuza bakalım. 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış 16 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralandırılmış 4 torbaya atılacaktır. Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise karekökünü eşit numaralı. Yani sayının karekökünü alıyorum. Karekökünü eşit olan torbaya atıyorum. İkinci bilgimiz, topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değil ise karekökünü en yakın numaralı torbaya atılacaktır. Yani az önceki sorumuzla aynı şekilde hangi tam sayıya daha yakınsa karekökü o torbaya atıyorum. Örneğin 4 bir tam kare sayı ve kök 4 2 olduğundan 2 numaralı top ikinci torbaya. Kök 4 2'ye eşit olduğu için 2 numaralı torbaya atılıyor. 2 bir tam kare sayı olmadığından kök 2'nin en yakın olduğu tam sayı 1 olduğundan 2 numaralı top 1. torbaya atılacaktır. Yani topların hepsinin karekökünü alıyorum ve hangi tam sayıya yakınsa o torbaya atıyorum. Buna göre tüm toplar torbalara atıldığında 3. torbada kaç top olur? Bizden 3. torbadaki topları istiyor. Yani 3 tam sayısına yakın kareköklü ifadeleri istiyor. Bir önceki sorumuzda yapmıştık zaten. 3 tam sayısına yakın kareköklü ifadeleri bulabilmek için 2 ile 3 arasındaki sayılar ya da 3 ile 4 arasındaki kareköklü sayılara ihtiyacım vardı. Kareköklü ifadelerde çalışma yapacağım için tam kare sayılara çevirelim. 2 kök 4'e eşitti. 3 karekök 9'a eşitti. Ve 4 karekök 16'ya eşitti. Sayı doğrusu üzerinde çizersek daha net anlaşılacağına inanıyorum. Karekök 4'ten sonra kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9, kök 10, kök 11, kök 12, kök 13, kök 14, kök 15 ve kök 16. Bizden 3. torbadaki topların sayısını istiyor. Dolayısıyla 3 tam sayısına daha yakın kareköklü ifadeleri istiyor. Karekök 5 kök 4'e yakın olduğu için yani 2'ye yakın. Karekök 6 1 2 birim yakınlıkta 2'ye. 1 2 3 birim yakınlıkta 3'e. 2'ye daha yakın olduğu için bu da sayılmıyor. Karekök 7 1 2 birim uzaklıkta. 1 2 3 birim uzaklıkta 2'ye. 3'e daha yakın olduğu için karekök 7'yi alabilirim. Karekök 7 3'e yakınsa zaten karekök 8 1 birim uzaklıkta. Karekök 8 de 3'e yakındır. 9. top zaten karekökü bir tam sayıya eşit olduğu için 3'e eşit olduğu için ilk örneğimizde verildiği gibi karekökü 3 olduğu için 3 numaralı torbaya atılıyor. Bunu da işaretliyorum. Karekök 10 3 tam sayısına daha yakın. Karekök 11 aynı şekilde bakarsak 3 tam sayısına daha yakın. Karekök 12'ye bakıyorum. 1, 2, 3 birim uzaklıkta 3 tam sayısına. 4'e bakalım ne kadar? 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta. 4'e daha uzak olduğu için ben 3'e yakın olduğuna karar verdim. Karekök 13. 4'e olan uzaklığına bakıyoruz. 1, 2, 3 birim. 3'e olan uzaklığına bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 birim. Yani 3'e daha uzak. O zaman buradaki sayılara biz 4 tam sayısına daha yakın diyebiliriz. Bizden tüm toplar torbalara atıldığında 3. torbadaki top sayısını istiyor. Yani 3'e en yakın sayıları kök 7, karekök 8, karekök 9, karekök 10, karekök 11
karekök 12. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet top diyebilirim. Evet, 3. örneğimize geçiyorum. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise birler basamağı 1 artırılarak, 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir. Örneğin 12,56 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 13. Bakıyorum virgülden sonraki sayı 5 veya daha büyük olduğu için birler basamağın 1 artmış. 12,54'tü 13 olmuş. 105,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105'miş. Çünkü virgülden sonraki sayı 5'ten küçük olduğu için virgülün sonrasındaki sayıyı silmemiz yeterliymiş. Tamamdır. Aşağıda klavyede bir sayı verildikten sonra bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Bu programa göre klavyeden 226 sayısı gerildiğinde ekranda yazan sayı kaç olur? Öncelikle adım adım yapmaya başlayalım. Birinci adım gerilen sayı oku. Girmemiz gereken sayı 226. Şuraya yazalım bunu. Sayının karekökünü al. Arkadaşlar karekök 226. Aldım karekökünü. Diyor ki sonuç tam sayı ise, 3. adıma geçtim. Sonuç tam sayı ise 5. adıma git. Değilse 4. adımdan devam et. Karekök 226 bir tam kare sayı değil. Dolayısıyla bir tam sayı da çıkmaz. Devam ediyorum 4. adımdan. Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan devam et. Şimdi arkadaşlar karekök 226 bir tam sayı değil. Ancak bir yuvarlama yapabilmem için hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulalım. Bizim 226'ya yakın bir tam kare sayımız vardı. 225. Karekök 225 15 tam sayısına eşitti. Karekök 226 15,15'e çok yakın bir sayı. 15,1 gibi bir sayı. Sonucu birler basamağına yuvarla ve ikinci adımdan devam et. Şimdi yuvarlama işlemi yaparsam virgülden sonraki sayım 5'ten küçük olduğu için yuvarladığımda burayı ben 15'e yuvarlarım. Evet. Diyor ki yuvarla ve ikinci adımdan devam et. Tekrar ikinci adıma geldim. Elimdeki sayı 15. Sayının karekökünü al. 15'in karekökünü aldım. Karekök 15. Üçüncü adıma geçtim. Sonuç tam sayı ise 5. adıma git. Değilse 4. adımdan devam et. Karekök 15 bir tam kare sayı değil. Kök dışına çıkamıyor. 4. adımdan devam etmem gerekiyor. Sonucu birler basamağına yuvarla ve ikinci adımdan devam et. 15'e çok yakın bir kare sayım vardı benim. Tam kare sayım 16. Karekök 16 4'e eşitti. Bu 4'e çok yakın bir sayı. 3,90'larda bir sayıya eşit ve 4. adımda diyor ki birler basamağına yuvarla, ikinci adımdan devam et. Bu sayının karekökünü aldıktan sonra çıkan sonucu birler basamağına yuvarlıyorum. Virgülden sonraki kısım 5'ten büyük olduğu için birler basamağını 1 arttırıyorum. Yani 4 yapıyorum. İkinci adımdan devam edelim. Elimdeki sayı 4 şu an. Sayının karekökünü al demiş. 4'ün karekökünü alıyorum. Karekök 4. Sonuç tam sayı ise 5. adıma git. Karekök 4 bir tam sayı. Tam kare sayıydı. Karekök 4 2'ye eşitti. 5. adımdan devam ediyorum. Sonucu ekrana yaz demiş. Zaten karekök 4 2'ye eşitti. Sonuç 2. Cevap B şıkkı. Devam edelim arkadaşlar. 4. sorumuza geçelim. Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak, değil ise karekökün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır. Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur. Örneğin Ali'yi kodlamışlar. A 1. harf, zaten burada harf numaraları verilmiş ve karekök içine aldığımızda kök 1, 1'e eşit. A harfine 1 yazmışlar. L harfi 15. harf, burada yazıyor.
Karakök 5, Karakök 16'ya çok yakın. Yani 4 tam sayısına çok yakın olduğu için 4 diye alınmış. A harfini 1 diye almıştı. L harfini 4 diye almıştı. İ harfi 12. harf. İ 12. harf. Ve karekök 12'nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan, yani kök 9'a yakın olduğundan 3 diye kodlanıyor. Ali A harfi 1'di, L harfi 4, İ harfi de 3, 143 diye kodlanmış. Bize bunu anlatmış. Bu şifreleme yöntemine göre Ahmet isminin kodu nedir? Başlayalım çözmeye. Şu şekilde harflerimiz de gözüksün ekranda. Bizden Ahmet'i istiyor. Yazalım şuraya. Ahmet, A harfi 1. harf. Arkadaşlar, karekök 1, 1'e eşitti. H harfi, bakıyorum, 10. harf. Yazalım aynı şekilde. Karekök 10. Şu şekilde yaparsak bize işlem kolaylığı sağlayabilir. Tam kare sayıları yuvarlak içine alalım. Daire içine aldım. 1, 4, 9, 16 ve 25. Bu şekilde yaparsak bize işlem kolaylığı sağlar. Karekök 10. Hangi tam kare sayıya yakın? 9'a çok yakın. Karekök 9'un değeri ise 3'tü. Şu şekilde değerlerini de yazabiliriz. Karekök değerlerini 1, kök 4 2'ye eşit, karekök 9 3'e eşit, karekök 16 4'e eşit, karekök 25 5'e eşitti. Bu şekilde yazarsak hangi tam sayıya daha yakın olduğunu daha basit görebiliriz. M harfi 16. harf. Yazalım, 16. harf zaten karekök 16 kaça eşitti? Burada da yazmıştım. 4'e eşitti. E harfi şurada 6. harf. Bakalım karekök 4'e mi yakın? Karekök 9'a mı yakın? 1, 2 birim uzaklıkta 4'e. 1, 2, 3 birim uzaklıkta 9'a. Yani 4'e daha yakın. Diyorum ki E harfi 6. harf. Yani karekök 6, karekök 4'e daha yakın. Yani 2'ye daha yakın. T harfine gelelim. Bakıyorum 24. harf. Yazalım 24. harf diye. 24. harf karekök 24'ü istiyor bizden. Karekök 24. 24 tam sayısı karekök 25'e çok yakın. Zaten görebiliyoruz. Karekök 25'in değeri ise 5'ti. Bizden her harfin kodunu bulduktan sonra Ahmet'in kodunu istemiş. Ahmet şu şekilde yazalım. A harfinin kodu 1'di. H harfinin kodu 3. M harfi 4. E harfi 2 ve T yerine de 5 yazdığımızda kodumuz 13.425. Cevap B şıkkı. Arkadaşlar 5. soruyu çözelim. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Forma numaralarını görebilecek şekilde sayfayı aşağıya indiriyorum. Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Forma numaralarının karekökünü alıyorum. Hangi tam sayıya daha yakınsa o kadar basket atmış diyorum. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır? Önce her formanın attığı sayıyı bulabilmek için formaların kareköklerini alalım. En soldan başlayarak yazıyorum. Karekök 12, karekök 53, karekök 24, karekök 29 ve karekök 45. Mavi takımın formalarını yazalım aynı şekilde. Karekök 40, karekök 10, karekök 20, karekök 8 ve karekök 15.
Şimdi sevgili öğrenciler, hangi karekökün hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulabilmek için tam kare sayılarımızı bir yazalım buraya. 1 karekök 1'e eşittir. 2 karekök 4'e. 3 yazıyorum. Karekök 9. 4 karekök 16. 5 karekök 25. 6 karekök 36. 7 karekök 40. 9'a 8 karekök 64'e eşittir. Kareköklü sayıların hangi kareköke daha yakınsa tam sayı değerini buradan bulabilirdim. Şimdi bakıyorum, karekök 12. Karekök 12, karekök 9 ile karekök 16 arasında bir sayı. Ancak 12 sayısı 9'a 3 birim uzakken 16'ya 4 birim uzaklıkta. Yani karekök 9'a daha yakın. Karekök 12'nin yakın olduğu tam sayı 3 diyorum. Karekök 53, karekök 49 ile 64 arasında 53 sayısı 49'a 4 birim uzaklıktayken 64'e 11 birim uzaklıkta. Yani karekök 49'a daha yakın diyorum. Karekök 53'ün attığı sayı 7'dir. Karekök 24, 16 ile 25 arasında bir sayı ve 25'e çok yakın. Karekök 24 yerine 5 sayı atmış diyebilirim. Karekök 29. Karekök 29, karekök 25 ile karekök 36 arasında bir sayıdır. 29 sayısı 25'e 4 birim uzakken 36'ya 7 birim uzaklıktadır ve karekök 25'e daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Karekök 29 5 sayı atmıştır. Karekök 45, 36 ile 49 arasında bir sayı. Ancak 45 49'a 4 birim uzakken 36'ya 9 birim uzak. Yani karekök 49'a çok daha yakın bir sayı ve 7 sayı atmıştır diyebilirim. Karekök 40, 36 ile 49 arasında bir sayı. Ancak 40 sayısı 36'ya 4 birim uzakken 49'a 9 birim uzaklıkta bir sayı ve karekök 36'ya çok daha yakındır diyorum. Attığı basket sayısı 6'dır. Karekök 10, 9 ile 16 arasında bir sayı. Ancak 9'a çok yakın bir sayı. Zaten bunu yazmadan da görebiliriz. 3 sayı atmıştır. Karekök 20, karekök 20, 16 ile 25 arasında bir sayı. 16'ya 4 birim uzakken 25'e 5 birim uzaklıkta. Yani 16'ya daha yakındır. Attığı basket sayısı 4. Karekök 8, karekök 9'un dibinde, zaten çok yakın bir birim uzaklıkta. Attığı basket sayısına 3 diyebilirim. Karekök 15, karekök 16'ya 1 birim uzaklıkta ve attığı basket sayısına da 4 diyebilirim. Şimdi sorumuzu tekrar okursak, Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre, 3 sayısını atan, bakıyorum 2 tane daha oyuncu var. Demek ki Alp'in forma numarası bunlar olamaz. Bakıyorum 7 ile devam edelim. 7 atan başka oyuncumuz var mı? Evet, burada var. Demek ki Alp'in forma numarası bunlar da olamaz. 5 sayısını atan 2 tane oyuncu var. Demek ki Alp'in forma numarası bunlar da değil. Geriye 3 sayım kaldı. Alp'in forma numarası 20 olamaz. Çünkü 20 de 4 sayı atmış, 15 de 4 sayı atmış. Bunlar da aynı sayıda basket atmış. Sadece 6 basket atan bir oyuncumuz var. Zaten Alp ile aynı sayıda başka sayı atan oyuncumuz yoktu. Alp'in forma numarası 40'tır diyebilirim. Evet sevgili öğrenciler, 6. sorumuza geçiyorum. Dorukhan ayrıtlarının uzunlukları kök 20 cm, kök 20 cm ve 0,2 cm olan prizma biçimindeki 15 taşı
aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Yani ilk taşı deviriyorum, hepsi sırayla birbirini devirerek 15 tane taş devriliyor. 15 taş var toplam. Yazalım buraya. Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre, çocuklar buranın altını çiziyorum, çok önemli, bir tam sayıya eşitmiş. Şu mesafe birer tam sayı. Şimdi A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetredir? A ile B arasındaki uzaklığı görebilmemiz için şöyle indirdim ekranımızı. A ile B arasındaki uzaklığı istiyor bizden. Önce taşlar arasındaki mesafeyi bulalım. Taşın boyutu kök 20 santimetre. Devrildiğinde şu arkasındaki taşı devirebilmesi için buranın uzunluğu kök 20'den küçük olmak zorunda. Çünkü kök 20 veya daha uzun olursa bu taş arkasındaki taşı deviremez. Kök 20 santimetreden daha küçük olmak zorunda buradaki mesafe. Ve taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşitmiş. Bizden en uzak mesafeyi istiyor. Şöyle yapabiliriz. Kök 20'den küçük, bu mesafeye ben x diyeyim. Kök 20'den küçük en büyük değerini bulalım. Karekök 20 hangi tam karesi sayılar arasında? 16 ile 25 arasında. Kareköklerini alırsak karekök 20 aralarında, yani 4 ile 5 arasında bir sayı. Karekök 20 5'ten küçük, 4'ten büyük bir sayı. Aralarındaki mesafe kesinlikle ama kesinlikle en fazla 4 olabilir. 4'ten küçük olabilir ama en fazla 4 olabilir. Çünkü karekök 20'den daha fazla olursa taşlar birbirini deviremez. Bizden en fazla uzaklığı istediği için taşlar arasındaki uzaklığa ben 4 santimetre diyorum. 15 taşımız var ve toplamda 14 tane aramız olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Toplam 14 tane aramız var. Her biri 4 santimetre mesafeyle duruyor olsa 14 çarpı 4, 4 kere 4, 16, 6 yazdım, elde 1 var. 56 santimetre mesafeler olduğunu görebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. Şu mesafe, şurası, yani şu 0,2 ile gösterilen kısım var bir de. Taşlarımızın genişliği 0,2 santimetre. Biz sadece şu mesafeleri ayarladık. Ancak taşların 0,2'şer santimetrelik kapladığı yerler de var. Kaç tane taşımız vardı? Burada yazmıştık. 15 tane taş. Her biri 0,2 santimetre kalınlığında. 15 taş 0,2 santimetre kalınlığında. 2 kere 5 10, elde 1, 2 kere 1 2, 1 de elde 3. Toplam 3 santimetre de bizim taşlarımızın genişliği var. Biz A ile B arasındaki uzaklığı istemişti. 56 santimetre ile 3 santimetreyi topluyorum. Aralarındaki mesafe 59 santimetre diyorum. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza geçiyoruz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Karekök içinde A kare B'dir. Karekök dışındaki bir sayının nasıl karekökün içine girdiğini göstermiş veya aynı şekilde karekök içindeki bir sayının hangi şartla dışarı çıkabildiğini göstermiş. Kerem oyuncak arabasının boyu 10 santimetre, boyunu 10 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçmüş. Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar olabilir demiş. Yaklaşık bir değer istiyor bizden.
Biz öncelikle arabanın boyu hangi tam sayılar arasında diye bakıyoruz. Lütfen arabanın boyu 8 santimetreden büyük diye düşünmeyin. Çünkü sıfırdan başlamamış ölçmeye. Bakıyorum ölçmeye 2 santimetreden başlamış zaten. Kaç santimetre boyu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 santimetre ile 7 santimetre arasında, yani burayla bura arasında. Arabanın boyu 6 ile 7 santimetre arasında. Şıklarımızda da hep karekökli bir ifade var. Ve biz yaklaşık bir değer bulabilmek için hepsini aynı cinsten yazalım. 6 karekök 36'ya eşitti. 7 karekök 49'a eşitti. Bizim aradığımız cevap karekök 36 ile karekök 49 arasında bir sayı. Az önce soruda bilgi de vermiştik. Kök dışındaki bir sayı kök içine girerken karesi alınıyor. Karekök 4'ün karesi çarpı 2 şeklinde içeri giriyordu. 4 kere 4 16, 2 ile çarptım 32. A şıkkımız karekök 32. 36 ile 49 arasında bir sayı değil. A şıkkını eledim. B şıkkını yazıyorum. 2 kök 10. Kök dışındaki bir sayı karekök içine girerken karesi alınıyordu. Yani 2'nin karesi çarpı 10 oluyor. 2 kere 2 4. 4 kere 10 40'tı. Yani kök 40'a eşit. Bakıyorum kök 36 ile kök 49 arasında bir sayı. B şıkkım doğru. Ama biz gene de diğer şıklarımızı da yapalım. 5 kök 3. 5 kök 3. 5 karekök içine girebilmesi için karesi alınarak giriyordu içeri. Karekök içinde 5'in karesi çarpı 3. 5 kere 5 25. 3 ile çarptım 75. Karekök 75 36 ile 49 arasında bir sayı değil. 7 kök 2 var. 7 kök 2. 7'yi içeri alırken karesini alıyordum. 7'nin karesi çarpı 2. 7 kere 7 49. 2 ile çarpıyorum 98. Burası da karekök 98. 36 ile 49 arasında bir sayı değil. Doğru cevap B şıkkı diyorum. Evet çocuklar, 8. soruyla devam ediyoruz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B karekök içinde A kare B'dir. Yani burada karekök dışındaki bir sayı nasıl karekök içine girebilir veya karekök içindeki bir sayı nasıl dışarı çıkabilir göstermiş. Alanı 28 metre kare olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 2 sıra tel çekilecektir. Telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişiklik göstermektedir. Telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu iş için kullanılacak telin metresi kaç lira olur? 20 metreden az ise 15 lira. 20 ve 39 metre arasındaysa 14,5 lira. 40 ve 59 metre arasındaysa 14 lira. 59 metreden fazla ise 13,5 liraymış telin metresi. Bizden bu iş için kullanılacak telin metresi kaç liradır onu istiyor. Öncelikle uzunluğunu bulmamız gerekiyor ki, çevresinin uzunluğunu bulmamız gerekiyor ki kaç paradan alacağımızı görelim. Şöyle alanı 28 metrekare olan bir kare çiziyorum buraya. Alanı 28 metrekare. Bu bir kare ise bir kenarı karekök 28'dir. Her kenarı karekök 28'dir. Şöyle yapıyorum. Bahçenin çevresine tel çekilecekmiş. Buradan başladım. Karekök 28, karekök 28, karekök 28 ve karekök 28. Toplam çevresi 4 kök 28 metre diyorum. Ancak çevresine 2 sıra tel çekilecekmiş. 2 çarpı 4 kök 28'den 8 kök 28 olduğunu görüyorum lazım olan telin. Bize 8 kök 28 metrelik tel gerekli. Ancak hangi uzunluklar arasında olduğunu bulabilmem için karekök 8'i karekökün içine almamız gerekiyor 8'i. İçeri alırken de
karesini alarak alıyorduk. 8'in karesi çarpı 28. 8 kere 8 64. 28 ile çarptığımızda 1792 geliyor. Karekök 1792 metre. Şimdi hangi uzunluklar arasında olduğunu bulabilmek için 40 karekök 1600'e eşittir. 50 karekök 2500'e eşittir. Bakıyorum 1600 ile 2500 arasında bir değer. Yani 40 ile 50 metre arasında bir uzunluk. 40 ve 59 arasındaki uzunluğu biz 14 liradan satın alıyordum. Yani telin metresi bize 14 liraya geliyor. Evet çocuklar, 9. soruyla devam ediyoruz. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere karekök A kare B eşittir A kök B ve A kök B çarpı C kök D şu şekilde çarpılıyormuş. A çarpı C karekök içinde B çarpı D'dir. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi 4 parçaya ayrılıyor. Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları. A ve B tam kare değil. Bunun altını çiziyorum. Doğal sayıları bulundukları karenin. Ama burası ve burası bir kare. Hemen yapıştırayım. Bu bir kare ise burası karekök A'dır. Burası da karekök A'dır. Çünkü kenar uzunlukları eşit olmak zorunda karenin. Burası da bir kareymiş. O zaman bir kenarı karekök B, bu kenarı da karekök B. Şimdi tüm kenarlarını önce bir yerleştirelim. Şu kenar, bakın şu kenar karekök B santimetre uzunluğundaysa karşıdaki uzunluğu da karekök B santimetredir. Yani burası karekök B santimetredir. Şuraya bakıyorum. Burası karekök A santimetre ise burası da karekök A santimetredir. Karekök A santimetredir. Şimdi tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenlerin santimetre kare cinsinden alanlarını ifade etmektedir. Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Öncelikle C bir tam kare sayıymış. Yani şöyle yapalım. Karekök B çarpı karekök A şuna mı eşittir? Karekök B çarpı A'ya. Ve burası bir tam kare sayıya eşitmiş. Tam kare sayıları yazalım. Birden başlayalım. B çarpı A 1 olabilmesi için B'nin de 1, A'nın da 1 olması gerekir. Ancak A 1, 1 olursa A da bir tam kare sayı olur. Ancak A ve B'nin tam kare sayı olmaması gerekir. Demek ki C'nin alanı 1 değil. C'nin alanına ben 4 dersem, C'nin alanı 4 santimetre kare dersem, kök A ve kök B'nin alabileceği değerler, öncelikle 1'e 4 var. 1'e 4 alırsam B yerine 1 koyduğumda B kendisi de 1 santimetre kare olacak. Ancak A ve B'nin tam kare sayılar olmaması gerekiyormuş. 1 tam kare bir sayıdır. Aynı şekilde 4 koyarsam A yerine burası da bir tam kare sayı çıkar. 1'e 4 olmaz. 2'ye 2 olabilir mi? Bakalım. 2'ye 2 olursa burası 4. Ancak buralarda 4 çıkacak. Gene tam kare bir sayı çıkacak. Demek ki benim C deki alanım 4 santimetre kare değil. Şu şekilde devam ediyorum. Tam kare sayılardan 9 ile devam edelim. 9 olabilmesi için A ile B'nin 1'e 9 olabilir diye deniyorum. B yerine 1 yazarsam 1 kere 1 1. Yani B'nin alanı 1 santimetre karedir. Ancak bir tam kare olmaması gerekiyor. Yani 1'e 9 olmaz. 3'e 3 olabilir. 3'e 3 olursa gene 3 kere 3 9. Burası tam kare bir sayı çıkıyor. Ancak çıkmaması gerek. Ve aynı zamanda burası da şuraya gösterdiğimizde C'nin alanı 3'e 3 olursa C'nin alanıyla B'nin alanı aynı şey çıkıyor. C tam kare çıkması gerek.
Ancak B'nin tam kare çıkmaması gerekiyor. 9 da değil. Devam ediyorum tam kare sayılarımdan 16 ile. 16 olabilmesi için 1 çarpı 16'yı deneyebilirim. 2 çarpı 8'i deneyebilirim. Ve 4 çarpı 4'ü deneyebilirim. 1 çarpı 16. Burası 1'e 1 olursa B gene bir tam kare sayı olacak. Veya 16'ya 16 olursa gene tam kare sayı oluyor. 16 ve 1 olmaması gerek. 2'ye 8 olursa eğer şu şekilde ben buraya çizeyim şeklimi. B, C, C ve A. 2'ye 8 olursa şurası karekök 2, karekök 2. Şu uzunluğun karekök 8. Burası karekök 8, karekök 8. A'nın alanı 8 santimetre kare. Evet, bir tam kare değil. Burası kök 2 santimetre ise burası da kök 2 santimetre. Kök 2 çarpı kök 8 karekök 16 yapıyor. Ve burası 4 santimetre kare. Arkadaşlar bir tam kare sayılır. Kök 2 çarpı kök 2 buranın alanı 2 santimetre kare yapıyor. Bir tam kare sayı değil. C aynı şekilde 4 santimetre kare bulmuştuk. İstediği tüm özellikleri sağlıyor. A ve B tam kare sayılar değil. Ancak C tam kare sayı. Demek ki bizim A'nın alanı, B'nin alanı, C'nin alanını bulmuş olduk. Bize diyor ki buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetredir? 8 artı 2 artı 4 artı 4. Yani 18 santimetre karedir diyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler, 10. sorumuz ile devam ediyorum. A, B, C, D birer gerçek sayı ve C büyük eşittir 0 ve D büyük eşittir 0 olmak üzere. A kök C çarpı B kök D eşittir A çarpı B karekök içinde C çarpı C. Biz bunu şu şekilde bir kodlama da yapabiliriz. Davul bile dengi dengine derler. Kök dışındakiler kök dışındakilerle, kök içindekiler kök içindekilerle işlem yapılıyor. Boyutları x ve y olan dikdörtgenin alanı x, y'dir. Yani kenar uzunlukları çarpımı alanı veriyor. Ahmet ailesinin fotoğraflarını boyutları 10 kök 3 ve 20 kök 3 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur. Arkadaşlar buradaki dikdörtgenimizin boyutları 10 kök 3 ve 20 kök 3 santimetreymiş. Devam ediyorum. Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri eşit. Bir fotoğrafın boyutları ise 4 kök 2 ve 3 kök 2. Yani burası 4 kök 2 santimetre, burası 3 kök 2 santimetre. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun yüzeyinin yüzde kaçıdır? Öncelikle bir fotoğrafın kapladığı alanı bulalım. Sonra tüm fotoğrafların kapladığı alanı daha basit bir şekilde bulabiliriz. Bir fotoğrafın kapladığı alan 4 kök 2 çarpı 3 kök 2 idi. Biz burada davul bile dengi dengine deyip kök dışındakiler kök dışındakilerle, kök içindekiler de kök içindekilerle çarpılıyordu. 4 çarpı 3 karekök içinde 2 çarpı 2. 4 kere 3 12 çarpı karekök 2 kere 2 4'tü. Ancak kök 4 2 diye dışarıya çıkabiliyordu. 12 çarpı 2 24. Yani bir fotoğrafın kapladığı alan 24 santimetre kare. Bizden tüm fotoğrafların kapladığı alanı istemiş. Sayalım mı vakit? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet fotoğrafımız var. 10 adet fotoğrafımız varsa fotoğrafların toplam kapladığı alan 24 çarpı 10, yani 10 tane 24, o da 240
santimetre kare yapıyor. Fotoğraflarımızın kapladığı alan. Bizden kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır diye sormuş. Arkadaşlar, kartonun bir yüzeyinin alanını bulmamız gerekiyor. Alan da iki kenarın çarpımıydı. 10 kök 3 ile 20 kök 3'ü çarpmam gerekiyor. Kök dışındakiler kök dışındakilerle, kök içindekiler kök içindekilerle çarpılıyordu. 20 çarpı 10 karekök içinde 3 çarpı 3. 20 ile 10'u çarptığımızda 200 oluyor. Karekök 3 ile 3'ü çarparsak karekök 9 ve karekök 9 da zaten 3'e eşitti. 200 ile 3'ü çarptığımızda 600 santimetre kare olduğunu görüyoruz. Tüm alan, şuradaki tüm alan 600 santimetre kare ve fotoğrafların toplam kapladığı alan 240 santimetre kare. Bizden istediği kartonun bir yüzeyinin alanı, yani 600 santimetre karenin yüzde kaçına eşittir diyor fotoğrafların kapladığı yer. Yani 240 santimetre kare 600 santimetre karenin yüzde kaçıdır? Yüzde kaçıdır? Şöyle yapabiliriz. Çok basit bir sadeleştirme işlemiyle 6'ya böldüğümüzde 100 santimetre kare olur. 6'ya böldüğümüzde 40 santimetre kare, yani yüzde 40'ına eşittir diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, 11. soruya geçiyoruz. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere karekök A kare B eşittir A kök B'ye, yani kök içindeki bir sayının nasıl kök dışına çıktığını göstermiş ve kareköklü ifadelerde toplama işlemini göstermiş bize. Alanı 200 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki yukarıdaki kartondan hiç parça artmayacak şekilde 10 tane özdeş kare kesiliyor. Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetre karedir? Öncelikle şu şekilde yapalım. Yan tarafımızdaki dikdörtgen için konuşuyoruz. Eğer ben bunu karelere ayırdığımda burada 20 kare ve burada sadece bir yüzü. Burada karelerin 20 yüzü ve burada bir yüzü olursa toplam 20 kare çıkartabilirim. Ancak aynı şekilde şöyle gösterirsem burada 10 tane, burada da 2 tane karenin yüzü gözükürse çevresi nasıl olur ona bakalım. Burada çevre 20 artı 20 40, bir daha 42. Burada 10, 10 daha 20, 2, 2 daha 24. Tabii ki de aşağıdaki gibi olursa çevresi çok daha az çıkar. Biz yukarıdaki dikdörtgeni şu şekilde bölelim o zaman. Bölüyorum bu şekilde ve toplam 10 adet karem vardı. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 tane özdeş karem oldu. Ve bizim dikdörtgenin alanı, toplam alanı 200 santimetre kareydi. Bunu ben 10'a bölersem her birinin alanı 20 santimetre kare olur. Bunların hepsi kare. O zaman bir kenarları karekök 20 santimdir diyebilirim. Bizden bu büyük dikdörtgenin çevresini istiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 kenarı olduğu için 5 tane kök 20 var. Burada 2 kenarı var. Her biri kök 20 olduğu için 2 kök 20 var diyebilirim. Çevreyi istiyor. Tüm çevreyi yazalım. 5 kök 20 artı şuradaki 2 kök 20'yi alıyorum. Artı şuradaki 5 kök 20, 5 kök 20, bir 5 kök 20 de burada var. Artı aynı şekilde 2 kök 20'lik uzunlukta burada var. Şöyleydi kareköklü ifadelerde toplama çıkarma. Kök içleri eşitse
kök dışındaki sayılar toplanıp çıkarılabilir. Bakıyorum hepsinin kök içi eşit. 5 artı 2 7 artı 5 daha 12 artı 2 daha 14. Yani 14 kök 20'ye eşit oluyor. Ancak ben karekök 20'yi kök dışına çıkartabilirim. 14 kök 20 yerine 4 çarpı 5 yazabilirim. Karekök 4 kök dışına 2 diye çıkabiliyordu. 14 çarpı 2 kök 5. Yani 28 kök 5 cevabımız. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavınızda başarılar dilerim.